Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, inşallah iyisinizdir. Yepyeni bir koleksiyon geldi ve bu koleksiyonu da sizlerin gözünün önünde şöyle kamerada açayım dedim. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Yeni bir koleksiyonum gelmiş bulunmakta. Burada sizlerin gözünün önünde açıyorum. Burada her şey var. Koldu, modu, her şey mevcut. Kendim paketlemedim yani, bazıları da onu söylüyor. Açmayı o yüzden bekledim. Gün boyu açmadım. Dükkan biraz sakinleşsin. Herkes elini ayağını çeksin. Ondan sonra sizlerle beraber açalım dedim. Gördüğünüz üzere devamlı koleksiyon satın alıyoruz. Ve bu koleksiyonları ilk başta sizlere sunuyoruz. O yüzden sizlerden ricam da bir beğenip yorum yaparsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. 10.000'e çok az kaldı. Bari ölmeden de bir 10.000 aboneyi de sizler sayesinde görmüş olalım. Kardeşimiz bizi YouTube'dan takip ediyormuş. Instagram'da biraz konuştuk, ettik. Sağ olsun bize kendi koleksiyonunun bir kısmını gönderdi. İçinde ne var bilmiyorum. Öyle bir ufak bir video atmıştı. Ben de tamam gönderdim. Bir fiyatta anlaştık. Yani piyango bir ürün oldu. Bakalım nasıl ürünler gelecek. Paketlemeyi sağlam yapmış. Hemen şöyle bir açalım. Paketlemeyi gerçekten sağlam yapmış. Şöyle. Bismillah. Aç bitmiyor ya. Şimdi tek tek sizlere bunu göstereceğim. Bismillah. Öncelikle şunlar var. Beyrut Damla Keribar diye geçen tespihler piyasada, onları bir ayıklayalım. Bakalım. Aynen. Kimisi püsküllü, kimisi püskülsüz. Bu Beyrut Damla Keribarlar mevcut şöyle. Bakalım. Aynen. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Başka çıkarsa da ayıklarız. Şöyle Beyrut Damla Keribar diye piyasada satılan ürünler. Biraz daha Damla Keribar benzetmesi yapılan sıkma keribar karışımı bir şeyler böyle. Şöyle sırayla bir çekip tek tek bir görelim neler var neler yok. Koleksiyonu aldığımıza değecek mi değmeyecek mi? Kapalı kasa aldık, güven konusuyla aldık, inşallah değer. Şöyle bir tespihimiz daha var. Aynen, kendisi bunları zamanında kullanmış belli. Güzel ürünler. Hemen şöyle makasımızı kaldıralım bir yerlerimizi kesmeden. Ölçüsünü verelim hemen. 13 milime 11 milim. Kargoyu açarken de en çok sevdiğim şey kokusu. 11'e 13 milim ölçülerinde tıkır tıkır çekimi olan kullanılmış bir tespih. Şöyle Osmanlı benzetmesi tarzı yapılmış güzel havşalı mavşalı güzel bir tespih. Hemen bunu da kenara bırakıp şöyle bir sıkma keribarla devam etmek istiyorum. Sıkma keribar mı bu? Aynen. Çekiminden net bir şekilde kendini belli ediyor. Hemen bunun ölçüsünü verelim. 10.5'a 9 milim ölçülerinde, 10.5'a 9 milim ölçülerinde güzel bir tespit daha. Hemen bunu da kenara bırakıyoruz. Ay çok hoşuma gitti bak. Aynalar. Ya artık kendimden geçiyorum bir tepki verirken. Şu ve şu iki tane. Oo, daha bir sürü ince var. Püsküllerini almış ama. Ayıp be. Şaka yaptım. Şöyle iki tane sıkma keribar var. Minimal boy. Bunların ipini mipini değiştirip ayarlarız biz. Hemen ölçüsünü de vereyim oraya minimal boyun. 8 milime 5 milim ölçülerinde bir tane minimal. Bunu asıyorum ki bunun şeyini biz ayarlarız. Şunu hemen ölçelim. 8 milime tekrardan 5 milim. Bunun ipi ayarlı ama rengi bak ya, rengi muazzam bir rengi var. Oo, çıtır çıtır. Bunu da koyalım. Bu neymiş? Bir tane plastiğimiz mevcut. Böyle altın tozu satmışlar. Bir tane piyasada toz keribar diye geçen bir plastiğimiz mevcut. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle bir çubuğumuz daha var. Harbi kullanımları çok güzel. 10.5'a 8.5 10.5'a 8.5 milim ölçülerinde. Mis gibi ürün. Hemen bunu da kaldıralım. Hop, bir plastikle daha karşı karşıyayız. Bir plastiğimiz daha var. Bunu da kaldıralım. Şöyle bir plastiğimiz daha olması lazım. Şu ağırlıkları bundan mı şeyden mi göreceğiz? Aa, kablolu şey dolanmış. Nereden girdin sen buraya? Nereden girdin sen? Açalım ya şuradan. Hı. Çıkmadan bunu bir kapatalım.
Bu deve kemiği ha. Harbi deve kemiği. Güzel bir deve kemiği. Ölçüsünü de verelim hemen. 14 milime 10 milim. Bunu da kaldıralım. Şu plastik mi dikkatimi çekti. Bu da güzel bir şey. Ama güzel bir plastik. Bunu da kaldıralım. Güzel bir sıkma keri var. Güzel bir tespih. Hemen bunun da ölçüsünü verelim. Simsiyah bir de. Kullanımı da çok güzel. 11 milime 8 milim ölçülerinde. Güzel bir sıkma keri var. Şurada bir bilek boyu daha gördüm sanki. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Ona da bakacağım. Şöyle. Sizle beraber görüyorum ürünleri daha yakından. Minnak bir şey daha. Maşallah. Şuna da bakalım. 8 milime 5 milim. Bu neymiş böyle? Yakmışlar, etmişler. Sızlatmışlar. Plastik mi? Plastik galiba. Çok değişik bir şey yapmışlar. 12'ye 12 milim. Güzel, bunu da kaldırıyorum. Şu dikkatimi çekmişti benim ya. Gel buraya. Bolibon. Bonimon'u severiz. Şükrü Baba mı bu? Şükrü Baba. Ama harbi kullanmış ya tespihleri. Bende de Şükrü Baba var. Böyle kullanımı olan bir Şükrü Baba bilmiyorum. Değişik bir şey. 11 milime 7 milim ölçülerinde. Güzel. Bunu da kaldıralım. Şu plastikleri geçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bir plastiklerimiz var. Plastiklerimiz hep maskotlarımız plastik. Şöyle. Birkaç tane metal bileklik yapılacak şeyler göndermiş. Şöyle. Şu çubuk karışmış araya. Onu merak ediyorum. Onu bir çıkartayım da. Gel buraya. Koleksiyon alırken de sizin karşınızda açmak için böyle, ama çoğu insan da artık şey istiyor, hani abi diyor, bizim karşımızda açsan koleksiyonu, biz de seninle beraber görsek. Tamam diyorum. Şu plastikleri kaldırdım. Ya biraz da kendisi tasarım yapmış. Aldığımız kardeşimiz. Kendisi bir tasarım yapmış ama güzel de yapmış yani, Allah'a var. Şu tasarıma bakar mısın? Nasıl yakışmış? Şu imamenin şurası sarı olduğu için böyle bir tasarlamış ki, kum boncuklarla falan filan. Güzel bir tasarım yapmış. Tamam, bunun da bir ölçüsünü verelim. 11'e 8 milim ölçülerinde. Hemen bunu kaldırdık. Şurada bir çubuğumuz daha var. Bir çubuk. Bunu da kaldırdık. Hemen şuna bakıyorum. Fiber mi, kuka mı, anası ağlamış, paramparça olmuş. Bunu da hemen şöyle kaldırıp bir çubukla daha devam etmek istiyorum. Bu da güzel. Şu horoz imameli bir sıkma keri var daha. Çıtır çıtır çekimi var. Güzel. Ama yine sıradan bir çubuk. 11'e 9 milim. Kaç tane şöyle nadide. Aha bak mesela, bu çok güzel. Şöyle tekrardan hitamesiyle galiba yapmışlar. Ya da farklı buldu bir imameli yapmış. Uf. Cam gibi olmuş çekimi. Çok güzel ya. Bundan zamanında bende şey vardı. Bir tane vardı sistemli. O gitti. Onu hatırlattı bana. 11 milime 9 milim. Çok güzel lan. Bunu ben de kullanabilirim. Şöyle bir çubuk daha. Bunu da bırakıyorum. Şöyle bir çubuk daha. Bunu da bırakıyorum. Şöyle bir sistemli tekrardan Şükrü Baba sıkma. Kullanımı güzel. Şeyi güzel. Hemen bir ölçüsünü verelim bunu da. 11'e 8 milim. Hoşunuza gidecek ölçülerin ölçüsünü veriyorum genellikle. Renklerin ve tespihlerin. Şükrü Baba. Rengi çok güzel ve muazzam. Hani bilmiyorum, ben öyle hepsinin şeyini vermek istemiyorum, ölçüsünü. Sadece ve sadece sizlere şu güzel olanların 11 milime 8 milim ölçülerinde benim hoşuma gidenlerin ölçüsünü vermek istiyorum. Of. Bak şu püsküle bakar mısın? Kardeşimiz harbi püskülü tasarlamış yani. Ne yazıyor burada? Smile çate inç.
Şükrü'ne bak ya. Var bir altın rengi falan güzel yapmış. Bu da Şükrü Baba. Ama kullanımı güzel. 11.5'a 7.5 ölçülerinde. Bunu da kaldırıyorum. Şurada bir tane zar var. Yanlış görmediysem. Uf. Arıyorum bak. Bu da çok efsane. Püskül tasarımından tespihe kadar efsane. 11'e 7. Kullanmış. İpleri falan gitmiş. Bunu hemen ayıralım. Bunun bir ip değişimi. Farklı bir püskül tasarımı daha. Bir çubuk daha. Şöyle imamesi işlemeli var. Güzel. Ama iyi oynamış ya zamanında şeylerle, püsküllerle. 9. 9. Hani seviyorum böyle püskülle oynayan insanları. Güzel oynuyorlar. Kesme. Bu aralar kesmem çok eksikti. Kesme 2-3 koleksiyondur çıkıyor. Kesme 2-3 koleksiyondur çıkıyor ve güzel de çıkıyor yani. Ben bunun da bir ölçüsünü verelim. 11'e 7. Güzel. Güzel ölçü de güzel. Tekrar bir çubuk. Bunu da hemen kaldırıyorum. Şöyle küre bir. Tekrardan eskitme bir çubuk ama hepsi kullanılmış. Çok güzel ya, anlatamam yani. Şuna bakalım, püskül tasarımına bak. Kasası yapmış. Özenmiş ya. Eski belli yani. Bu tespih şeyleri eskiden kalma yani. Şöyle bir fiber var. Eski bir fiber. Fiber büyük ihtimalle, aynen. Eski bir fiber. Şöyle bir Şükrü Baba görüyorum. Güzel bir Şükrü Baba daha. Hemen şöyle. Güzel bir atölye. Güzel bir püskül tasarımıyla. Gürcistan otusu galiba. Ama çok güzel yapmış. Bunu da kaldıralım. Şunu şöyle bir şey gitmiş. Şöyle bir güzel bir koleksiyon almışım ya. Bilmiyorum. Fiyatına göre çok güzel almışım. Fiyatına göre gerçekten güzel bir koleksiyon sahiplenmişim. Baksana ya. Of. Bir de her biri kullanılmış. O kadar çok hoşuma gitti ki. Bak bu da mükemmel. Renk almış. Haresi maresi. 11.5'a 8 milim. Bunu da kaldıralım. Bu da güzel. Sikkesini de koymuş oraya imzasını. Bilmiyorum, hoşuma gitti ya. Etkiledi. Uzun zamandır aldığım koleksiyonlardan, hani fiyat olarak demeyeyim de görüntü olarak en çok hoşuma giden koleksiyonlardan biri diyebilirim sizlere. Hani özenmiş. Kendi koleksiyonu çünkü gerçekten özenmiş, etmiş. Şu püsküllere falan her şeyine özenmiş. Benden başarılı bir not aldı. Bilmiyorum, hani iyi zaman geçirmiş. İyi emek vermiş. Andızından tut her şeyine kadar. Al bir Gürcistan otusu daha galiba. Yani emek göstermiş ya. Harbi söylüyorum, emek göstermiş. Emek vermiş yani. Buram buram emek kokan bir koleksiyon diyebilirim sizlere. Bunları da kaldıralım. Şöyle kesmesi mevcut. Harbi emek verilmiş. Güzel. Bunu da al. Bir Şükrü Baba daha. Güzel ya, güzel. Kardeşim, eğer videoyu sonuna kadar izlediysen eline koluna sağlık, emeklerine sağlık. Çok güzel bir koleksiyon yapmışsın. İnşallah senin bu değerli koleksiyonunu da değerli dostlarımıza sahiplendirir. Seni de o dostlarımızla mutlu etmiş oluruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki alacağımız koleksiyonda görüşme dileğiyle.